Koray sus. Sus dedim sana. Sus. Sus. Bırak. Bırak. Sakin olur musun lütfen? Bırakın gelsin hocam, bırakın. Sus lan! Sana sus. Bırak, bırak, bırak! Sus! Bırak! Sus! Bırak, sakin ol dedim. Ya hocam! Sakin! Koray! Sen de lütfen artık bir arkadaşının canını yakma. Hocam benim kimsenin canını yakmaya niyetim yok. Sadece gerçekleri görün istiyorum. Nedir o zaman? Biz Burak'la bir iddiaya girdik. İkimiz de aynı şeyi istiyorduk. İddiayı kazanan onu alacak, kaybeden de aradan çekilecekti. Seçimi ben kazandım. Ben. Ama başkan olmayacağım. Hatta iddiadaki ödülden de vazgeçiyorum. Burak arkadaşımızın maskesini düşürüp gerçek yüzünü görmesi gereken insanlara göstermek istedim. Bu kadar. Düşün. Okulumuzun sana ihtiyacı var. Hocam, merak etmeyin. Ben başkan olmadan da size faydalı olurum. Ha, o zaman. Arkadaşlar, iki aday da çekildiğinden seçimde sadece iki oy alan arkadaşınız Abidin Tunç, okulumuzun yeni öğrenci başkanı. Tebrik ediyoruz kendisini. Ya bırak da bir açıklayayım lütfen. Ya neyi açıklayacaksın? Sanki ben bir eşyaymışım, bir malmışım gibi benim üzerimden Koray'la iddiaya girdin mi, girmedin mi? Evet. Ama bunu o istedi. Sen de kabul ettin. Ya senin gözünde benim değerim bu mu? Gözde. Koray kazandı seçimi. Çekilmeseydi ne yapacaktın? Ya beni ona mı bırakacaktın? Ben asla böyle bir şeye izin vermezdim. Çünkü benim bir aklım yok. Çünkü benim bir beynim yok. Ben ortada kazananı bekleyen bir ödülüm. Olaya bak ya. Törenle mi göndereceksin beni ona, yoksa adresine mi yollarsın? Ben asla böyle bir şey izin vermem Gözde. Ben senden vazgeçmem. İddianın kuralı buymuş ama. Bak tamam. Biliyorum. Yaptığım yanlıştı. Yanlış olduğunu bile bile yaptın yani. Bak ben Koray'ın gazına geldim, tamam mı? Zaten yaptığım yanlışı anlayıp vazgeçtim. Seçimden çekilmek istedim. Ya seçimin sonuna kadar hiç mi aklın vicdanını yormadı seni? Sen böyle biri misin gerçekten? Gözde bak tamam, ben sadece Koray'ın gazına geldim. Lütfen sakin ol bak, lütfen yapma böyle. Bu yaptığım çok büyük bir yanlıştı, senden çok özür dilerim. Sen egonu şişirmek için, kazanma hırsın için kullandın beni. Koray'a ondan daha üstün olduğunu ispat etmek için beni kullandın sen. Tamam bak, özür dilerim. Hatta onun gazına geldiğim için ben bir aptalım. Evet aptalsın. Kazanan zaten sen. Ama şimdi benim gözümde Koray değil, sen kaybettin. Hocam. Hayat hocam. Söyle Koray. İtiraf edin, çok sevindiniz değil mi? Niye sevinecekmişim anlamadım. Öğrenci başkanı olmadım diye.
Yok. Bilakis üzüldüm. Hadi ya. Niye ki? Yani çünkü öğrenci başkanı seçilseydin hayatında ilk defa sorumluluk alacaktın. Kendinden başka birileri için bir şeyler yapmak belki karakterini geliştirecekti. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Vallahi buna ihtiyacı olan başkası hocam. Başkanlığı ona bıraktık ama foyası ortaya çıkınca tüydü. Bana bu işin aslını aslarını bir anlatır mısın? Gerçekten duymak istiyor musunuz? Evet. Kısa bir öz. Kazanan Gözde'yi alır dedi. Bırak mı dedi bunu? Ya. Sizin o yerlere göklere sığdıramadığınız cici çocuğun maskesi düştü. Gözde de bu yüzden mi ağlayarak gitti peki? Ya hocam, o da şaşırdı tabii sizin gibi. Ne demişler? Ummadığın taş baş yarar. Burak. Konuşmamız gerekiyor. Sonra konuşsak hocam. Hayır, şimdi konuşacağız. Hatta sen de geliyorsun. Hocam, ben size konuyu anlattım. Muhatabınız ben değilim, o. Benim söylediklerim anlaşılmıyor mu? İkiniz dedim. Buyurun. Yine bir dümene geldik. İşler yine karıştı abi, net. Ya Koray da seçimden çekildi, Burak da. Abicim bahsi girelim, bu işte bir offside var. En büyük başkan, bizim başkan! En büyük başkan, bizim başkan! Büyük başkan, bizim başkan! Arkadaşlar tamam, ilk mazbatamı aldım. Evet abinin, sonunda başkan seçildin. Neler hissediyorsun, bize bu konuda neler söyleyeceksin? Yok abi tamam, okuma vallahi. Gezet geç, ne oldu? Satır başlıklarını okuyayım bari. Evet, Abidin Başkan birazdan icraatlarını açıklıyor. Değerli arkadaşlar. Bravo. Bravo. Okuduğumuzu yeter, sağ ol. Şerif hocam, en sevdiğiniz öğrenciniz Abidin Başkan seçildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet hocam, neler söyleyeceksiniz? Sus Abidin. Nasıl sus? İlk talimatım sus. Hocam siz çok iyi anlaşacaksınız belli. Gülün, gülün, gülün. Şimdi gülme sırası bende. Hocam söyleyin bari biz de gülelim. Arkadaşlar, öğrenci başkanlığı tantanası bittiğine göre sınav haftasını başlatıyorum. Sıkı durun. Hem de ilk sınav matematik. Matematiği ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bir tanem hanım da sizin için hiçbir masraftan kaçınmayacak en güzel soruları hazırlayacak. Hocam matematik olmaz. Hocam yanarız, hocam biteriz. O vallahi olmaz hocam. Ya hocam daha seçim kampanyaları yeni bitti. Binlerce yalvaran emoji uğruna ne olur yapmayın ya. Ne olur hocam. Yalvarmanıza gerek yok. Siz çok zeki öğrencilersiniz. Siz çok akıllı öğrencilersiniz. Dersleri kaynatmamış, hocanızı da can kulağıyla dinlemişsinizdir. Ama hocam matematiğe çalışmazsak çakarız. Aman şey yaparız, kalırız. Aynen. Aa, onu duymamış olayım. Pozitif olun çocuklarım. Bir dakika. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam geçen sene matematikten sorumlu geçmiştiniz. Yani bu şu anlama geliyor çocuklar, maazallah. Zayıf alırsanız sınıfta kalırsınız. Sınıfta kalmanızı ister miyiz? İstemeyiz. Nadir sen gülmeyecek misin? Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Benim üstüme çok büyük bir baskı var, tamam? Sevgilim, sevgilim. Zeki. Asya, aşkım. Sen bana mı diyorsun öyle aşkım, sevgilim diye? Evet, sana diyorum. Başka kime diyeceğim? Benim aşkım sensin. Bak, sana kaktüs aldım. Sevgililik günümüzün ilk hediyesi. Ne diyorsun sen ya? Hani okul başkanı olursan benimle bir günlük sevgili olacaktın ya, onu diyorum. Kazandım işte. Ay çok komik. Dur, sen kaktüsü beğenmedin.
Aslında başka çiçek alacaktım da kaktüs radyasyonu önlüyormuş. Hani derslerini falan çalışırken bilgisayardaki radyasyonlardan seni korusun diye bunu aldım. Ha, sen ne kadar düşüncelisin öyle. Teşekkür ederim aşkım. Ah. Yalnız dikkat et eline batmasın. Eline battıkça beni hatırlarsın. Bırak, çek şu elinde. Ne aşkımı ne diyorsun ya? Bu kadar şeyi düşünebiliyorsun da benim seninle bir gün değil bir saat bile çıkmayacağımı düşünemiyor musun? Ama söz verdin. Abidin, bizim seninle birlikte olmamız doğa kanunlarına aykırı. Yan yana durmamız bile felaket. Ama başkan olursan seninle bir günlük sevgili olacağım dedin. Söz verdin. Çek elini şuradan, yılışma ya. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Burak'la Koray adaylıktan çekildi diye sen başkan olabildin. Kıt akıllı. Öyle ya da böyle başkan oldum işte. Pabucumun başkanı. İki tane oy aldın diye sen kendini kahraman mı zannediyorsun ha? Kahraman havalarına mı girdin sen? Al şunu, ne yaparsan yap. Ah. Tam kalbime batırdın Asya. Sen yakında görürsün kahramanı. Bana mı attın lan suçu? Ben mi dedim sana göz değecek seçime girelim diye? Burak, sesini alçalt. Hocam yalan söylüyor ya. O teklif etti bunu. Ya biraz delikanlı ol be, delikanlı ol. Mert ol biraz. Yalan söyleme. Lan sen nasıl bir ağzısın lan? Burak! Yeter! Hocam bırakın, bırakın. Suçsuz olsa adam gibi savunur kendini. Baksanıza. Paçaları tutuştu. Koray sen de sus artık. Hocam, benim hatam bu herifin teklifine evet dememdi. Onu da neden yaptığımı biliyorsunuz. Durumu anlattım size. Anlaşıldı, siz ikinizle konuşulmayacak. Dışarı çıkar mısın Koray? Hocam. Koray dışarı çık dedim. Kapıyı da arkandan kapat. Sen öfkeni kontrol etmeyi ne zaman öğreneceksin? Hocam gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. O teklif etti bunu. Onun sözüne mi inanıyorsunuz? Önemli olan teklifi kimin yaptığı değil. Benim tanıdığım Burak böyle bir şeyi asla yapmazdı. Beni suçluyorsunuz yani. Beni hayal kırıklığına uğrattığını söylüyorum. Evet ben bunu Koray'dan beklerdim. Ama senden beklemezdim. Haklısınız. Ona uymakla hata ettim. Özür dilerim. Vaktiyle Koray'a bir uyarıda bulunmuştum. Sanıyorum aynı uyarıyı sana da yapmam gerek. Nedir hocam? Koray'a Gözde'den uzak durmasını söylemiştim. Benden de bunu istiyorsunuz yani. Evet. Kardeşimle arana mesafe koyacağım. Güvendin Gözde. Salaksın kızım sen, salak. Evet Gözdeciğim, sen... Yani ilk defa doğru bir şey söyledim. Olmak gurursuz olmaktan daha iyidir. Ya hayır, Burak seni sevmiyor diye niye bana gider yapıyorsun ki? Ha, seni seviyor yani. Bak Gözdeciğim, insan sevdiğini ortaya koyup bir yarışa girmez. Burak benim için hiçbir zaman iddiaya girmedi. Öyle beni ortaya koyup birileriyle yarışmadı. Hata yapmış, özür diledi. Yani eğlenceleri ortaya çıkınca üzülme istemiştir. Merhametlidir Burak, acımıştır sana. Öyle mi? Acıması gereken sensin ama. Niyeymiş o? Seni istemeyen bir erkeği elde etmek için gidip sen Koray'la bile işbirliği yapmış birisin. İşbirliği yani, ne diyorsun sen? Burak'ın dudaklarına yapışıp Koray'a poz vermişsin ama. Ben kimseye poz falan vermedim. Çok sıkıldım ben senden ya. Burak'ın seni şutlamasına da şaşırmamalı. Allah bilir sen nasıl fenalıklar yapmışsındır ona da. Ya azıcık gururlu ol ya, azıcık. Dünya üzerinde başka erkek mi yok? Burak istemiyor işte seni. Basmıyor mu kafan? Bırak işte, düş yakasından ya. Asıl sen düşeceksin yakasından, duydun mu beni? Ya Burak! Ne yapıyorsun ya? Kızım senin başına gelecek iş var! Senin başına gelecek iş
şahit. Bak ne? Burada herkes şahit. Dur. Ben hepinizin önünde söylüyorum. Sen Beran'ı bulacaksın. Tamam. Bana bırak. Dur. Tamam. Sevda, daha iyi misin? Bak konuşmak istersen biz buradayız, dinleriz seni. Canın sıkkın biliyoruz. Anlatmak istersen dinleriz. Hadi ya. İyi ki bir kavga ayırdınız. Bıraksaydınız saçını başını yolacaktım zaten onun. Hem siz ne zamandan beri benim sorunlarımla ilgileniyorsunuz? Sevda, biz arkadaşız. Arada birbirimize kızsak da biz arkadaşız. Öyle mi Emel? Sizin yeni arkadaşınız Gözde. Gidin onunla dertleşin. Sevda biraz sakin ol ya. Bak sürekli patlamaya hazır, bomba gibisin. Ya siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bilmiyoruz çünkü anlatmıyorsun. Gerek yok. Siz benim en kötü zamanlarımda başkalarının yanında oldunuz. Aynı Burak gibi. Sen bize sert çıkıyorsun da. Sen de sürekli Koray'lasın abi. Biz hep yalan söylüyorsun Sevda. Hep mi ben suçluyum ya? Hep mi ben yanlışım? Sevda, bak sana sert çıktık tamam. Sinirlerin de bozuldu, ona da kabul. Ama sen de bizim can düşmanımızla takılarak bize karşı hata yapmıyor musun? Size hata yapan ben değilim, Burak. Onun farkındayız ve ona da çok bozuluyoruz. Koray'la Burak, başkanlık seçimi üzerinden Gözde için yarıştılar. Ve Burak bunun için sizin emeklerinizi kullandı. Siz arkadaşınızı okul başkanı yapacaksınız diye uğraşırken, didinirken... aslında Burak'ın Gözde'si için uğraştınız. Ya Gözde ne oldu, anlatmayacak mısın? Ne dedi Sevda sana, ne oldu? Ya aynen Gözde, anlatsana. Bir şey yok. Her zamanki Sevda işte. Ah kuzum ya, ah. Ya hep sen bana demez misin? Anlat, paylaş benimle diye. Hadi ne olur şimdi de sen anlat bana. Tamam işte, seni şu an daha iyi anlıyorum. Haklıymışsın. İnsan bazen sessiz kalmak istiyormuş. Hocam. Gözde çok kötü. Biliyorum, tamam. Ben halledeceğim, olur tamam mı? Tamam. Sağ ol. Kızlar. Hocam. Hayırdır? Ne oldu? Çökmüşsünüz kalmışsınız, suratlar beş karış. Ama bu seçim olayları falan bizi biraz yordu. O yüzden. Anladım. Tamam. Ama ben sizin moralinizi nasıl yerine getireceğimi biliyorum. Nasıl hocam? Sürpriz. Ah, hadi binin arabaya. Bin, 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 bin. Çabuk, 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 çabuk. Ne haber bir tane? Ama böyle sessiz film, sessiz film. Nereye kadar bir tanem hanım? Ya hadi bana bir söz söyleyin de ben de yeniden nefes almaya başlayayım. Sınav sorularını hazırlamam lazım müdür. Malum sınav haftası, çok yoğunum. Âlâ. Bakınız 10B için en kazık soruları hazırladığınıza eminim bir tanem hanım. Evet. Çok güzel. Neden biliyor musunuz? Sizin çıkardığınız single albümünüzle nasıl dalga geçtiklerini ben unutmadım. Dün gibi hatırlıyorum. Ben de. Ben bana yapılan hiçbir şeyi unutmam. İntikamımı ağır bir şekilde alırım. Şimdi yalnız bakın bir tanem hanımcığım, rica edeceğim. Niye bak böyle agresif agresif davranıyorsunuz? Anlamış değilim. Sizi üzecek bir şey mi yaptım? Bence bunu bana değil, annenize sorun. Annemi mi? Evet. Kaç kızın hayalleriyle oynadığınızı, kandırdığınızı anlatsın. Ne diyorsunuz siz bir tanem hanım? Anlamazlıktan gelmeyin müdür bey. Ben sizin kandırdığınız o kızlara benzemem. Vallahi de billahi de iftira. Hiçbir anne öz be öz oğlu için bunları kolay kolay söylemez. Kadıncağızın vicdanı rahat etmemiş demek. Bir dakika, bir dakika. Bunları size annem mi anlattı? Evet. Ya an... Şakacıdır benim annem. Çok şakacıdır. Şaka yapmıştır bir tanem hanım. Değil mi Nadir? Annem. Şakacıdır. Evet, tabii tabii. Cem Yılmaz'ı solda sıfır bırakır benim anneciğim, anneanneciğim. O halde... müsaadenizle görüşürüz bir tanem hanım. Benim küçük bir işim var.
Kıvrım, bu hal ne ya? Ya bırakın, siz elinizden geleni yaptınız. Ölenle ölünmez, rahat olun siz ya. Evet, ölenle ölünmez, doğru. Ama ben seni öldüreceğim Nadir. Kaçma, yakala. Kaçma, tutuşun, tutuşun. Gel buraya, gel, 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 gel. Burada müdürüm, vallahi benim bir suçum yok. Sus! Senin annenin yüzünden oldu her şey. Nadir, senin yüzünden bu hayattaki en sevdiğim kişiyi kaybettim. Kalbimin sol kapakçığı gitti Nadir. Adamın hayatını bitirdiniz, ben de senin hayatını bitireceğim. Dur! Ben bitireceğim, ben halledeceğim. Hayır müdürüm, siz koskoca müdürsünüz, elinizi kana bulamayın. Ben halledeceğim. O zaman sizin odanıza gidelim. Ben gerekli bütün hazırlıkları yapmışım. Ne hazırlığı? Ben bu işin bu noktaya geleceğini biliyordum. O yüzden erken rezervasyon yaptım Nadir'a. Nereye gidiyorum ki ben ya? Gidip de dönemeyeceğin yere. Tahtalı köye. Yürüyün. Vallahi yemeyeceğim üzülüyorum. Anne anne, Allah belanı vermesin. Arkadaşlar, şimdi bu başkanlık yarışında yediğimiz kazık, Gözde ile Sevda'nın kavgası derken asıl meseleyi unuttuk. Şimdi son kez bir hafızaları tazelemek için soruyorum. 9. sınıfta sorumlu geçtiğimiz dersler. Edebiyattan sorumlu geçenler. Ben zaten. Matematikten sorumlu geçenler. Ben de. Tamam, demek ki lise 1'de sorumlu geçtiğimiz derslerimiz aynı. Oradan tanışıyoruz yani. Abi matematikten çakarsan sınıf tekrarı yaparım. Bizimkiler de kesin okuldan alırlar. Net. Aynen. Bahse girerim, ben de sınıf tekrarı yaparsam benimkiler de okuldan alır abi. Vallahi benim sınıfta kalmaya hiç niyetim yok. O yüzden ne yapıp ne edip şu bir tanem hocanın matematik sınavından geçmemiz lazım. Bravo. Hem de garantili geçmemiz lazım. Her yolu deneyeceğiz diyorsun o zaman. Aynen zi. Arkadaşlar, öyle kadrolu embesil gibi bakacağınıza kalkın da bir kafeye falan gidelim. Ders falan çalışırız. Olmazsa da plan program yaparız. De haydi, de haydi. Hadi o zaman. Hadi, hadi. Şerifim. Ala. Ala. Tiz boynu vurulsun mu padişah? Tiz değil. Yavaş, yavaş. Yavaş. Aslında ağzına öyle bir kürekle vuracağım. Tek seferde bitireceğin işini ama siz bilirsiniz. Ya müdürüm, ne olur kıymayın bana ya. Hadi hadi, gene iyisin, gereksiz. Seni türkülerle uğurlayacağız. Şerifimin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara... Müstehap, saçmalama, sus! Ya müdürüm tamam, beni dövün, öldürün, hatta makaslayın ama son sözümü söyleme hakkım olmasın mı? Ha, bak doğru söylüyorum. Son sözü söyleme hakkı var, söylesin, öylece gönderelim, hakkı bize geçmesin. Tiz konuş Bremelon! Ya müdürüm, vallahi billahi benim bu olayda bir suçum yok. Kimin suçu var o zaman? Müdürüm, bir tane hanım yenge sizin evlilik teklifinizi niye reddetti? Niye? Ya müdürüm, böyle kadınlar bodoslama evlilik teklifini kabul etmezler. Antin kuntin bir şey olması gerekiyor. Nasıl? Siz hiç dizi izlemiyor musunuz? Ne bileyim, böyle sürpriz olacak, yüzük olacak, müzik olacak. Havada, karada, denizde aksiyon olacak ki hemen kabul etsinler. Yeni kadın bunlar. Uzun yaşamak için bizi oyalamaya çalışıyor. Son sözünü söyledi, artık gönderelim gitsin. Sus müster. Sevgili müdürüm, sevgili arkadaşım ve değerli basın mensupları. Gerçekten ben şu an... Zaman kazanmaya çalışıyor sayın şerifim. Sus müstehak. Müdürüm, eğer siz bana 24 saat müsaade verirseniz... ben en civcivlisinden bir tane evlilik teklifi hazırlarım. Bir tanem hanım bu sefer de kabul etmese ben kendimi bu masada öldüreceğim, yemin ediyorum. 24 saat mi? He, vallahi. Bak Nadir, şakam yok. Bu senin son şansın. Lan müdürüm! Ya bir tanem hanım yenge operasyonu Allah'ın emri, peygamberin kavliyle tamamdır. Vallahi ama. He.
Sevda. Sevda. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Ya Sevda. Bugün bizim zafer günümüz ya. Planımız işe yaradı. Kutlamayacak mıyız? Niye bakmıyorsun yüzüme? Utandığın için mi? Ben niye utanacakmışım ya? Dün akşamki olay yüzünden işte. Koray, utanacak biri varsa o da sensin. Sen beni öptün. Ya Sevda, utanılacak bir şey yok. Biz arkadaşız seninle. O da ani bir öpücüktü sadece. Niye yaptın bunu? Ben de bilmiyorum. Sordum kendime bunu ama cevabı yok. Ne demek cevabı yok ya? İlla ki bir sebebinin olması gerekiyor Koray. Ya basit bir öpücüktü işte. İçimden geldi herhalde. Öyle mi? Ne oluyor ya? Niye vuruyorsun? Bu da basit bir tokattı işte Koray. İçimden geldi herhalde. Manyak mı kız ya? Allah Allah. Oho Loçko, sabahtan beri şu soruyu hesaplamaya çalışıyorum. Hala işin içinden çıkamadım ya. Matematik yazılısından çok yüksek almamız lazım. Yoksa hepimiz çakarız abi. Ya benim en düşük 85 almam lazım. Ne yapacağız? Ya bahse girerim bir tanem hoca. Yine bize en kazık sorularından hazırlamıştır abi. Net. Loçko tekrar deniyor. Kosinüsten sağ dönün. Ya arkadaşlar bu böyle çalışarak olmaz. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar işimizi şansa bırakamayız. Rakiplerimiz şu anda çok iyi hazırlanıyorlar. Biz de ona göre önlemimizi alacağız. Ne yapacağız peki? Şimdi bu hocalar sınav sorularını kafalarından mı yazıyorlar yoksa kitaba mı bakıyorlar? Ne alakası var Loçko? Kitaptan yazıyorlar. Tamam işte. Biz de çözümleri kitaptan yazacağız. Ha, kopya çekeceğiz diyorsun yani. Hayır abi, kopya çekmek değil bu. Hocalarımızın yöntemlerini kopya ediyoruz. Yani bir nevi onların izinden gitmek. İsterseniz biraz daha çalışalım. Hem bizim eve ayarlarız, orada çalışırız. Olabilir, iyi fikir bence. Arkadaşlar vakit yok diyorum ya. Benle misiniz? Ya ben yokum çünkü disipline gidersek annem beni paralar. Ben de yokum abi. Sıkıntılı iş abi. Ya kardeşim, çekimsel oy kullanabiliyor muyuz? Vallahi düşünün taşının. Ben yarın ön hazırlıklara başlıyorum. Ön hazırlık derken? Suyun kaynağına inmek. Oha! Soruları mı çalacaksın? Hayır bariyercim, çalmak demeyelim. Sorulara şöyle bir gezinti yaptıracağım. Saçmalama, disipline gideriz. Gideriz dedin, demek ki sen de katılıyorsun. Hayır, o anlamda demedim Loçko. Biz bir takımız anlamında dedim. O yüzden biz diyorum. Vallahi düşünün taşının. Bana yarına kadar kararınızı bildirin arkadaşlar. Çünkü ben bu yolda kimlerle beraberim bilmek istiyorum. Malumunuz bu yolda çetin ve zor bir operasyon bizi bekliyor. Selam arkadaşlar. Şu dükkanlara girmek için 40 takla atarsın. Ya bir şey ilgimi çekmiyor abla. Allah Allah. Zeynep ne oluyor? Kıyamet günü mü geliyor? Ben anlamadım ki. Korkuyorum vallahi. Gözde. Neyse bari hadi şu kafeye girelim de artık ona da yüzün gülmezse defesini aynı tutacağım. Hadi. Ben basmaya başladı arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Ya Emel, abi durun ya bir konuşalım. Konuşacak bir şey mi kaldı Burak? Sen hem Gözde hem de bize çok büyük ayıp ettin. Ya başkan olan Gözde'yi alır ne demek abi ya ne demek? Abi ben Gözde'nin yerinde olsam seni çoktan ayağımın altına almıştım net. Kardeşim sana yakışmadı. Ya bizi kandırdın gittin sarıbaşlı birlik oldun. Ya abi tamam haklısınız bir şey demiyorum ama ya durum bildiğiniz gibi değil ya bir dinleyin. Bize Koray başkan olmasın diye aday oldum dedin. Oğlum bizi kandırdın ya bizi kandırdın.
Yakışmadı lan sana. Yakışmadı. Tamam tamam. Hepinizden özür dilerim. Benim amacım sizi kandırmak değildi. Özür dileyince bitiyor her şey. Isırıyor dışarısı, bakma. Allah! Ne yiyeceğiz? Tatlı? He? Ay ben sufle yiyeceğim valla. Menüye bakmama gerek yok. Sufleci seni. Var mı ki acaba? Bakarız. Ah. Aa var var. Ben de bir sufle alayım. Tamam sufle. O zaman üç olsun. Teşekkürler. Valla senin yüzünden bak bugün şeker yiyeceğim. Şey mi yapsak acaba? Bence bir kalkalım biz. Ulan daha yeni geldik. Şey yapalım o zaman, tamam alalım tatlılarımızı elimizde, yiye yiye alışverişimizi öyle yaparız. Abla hem yiyip hem nasıl yürüyeceğiz? Tamam o zaman eve şey yaparız, paket yaptırırız, evde yeriz. Ama soğur hocam, o sıcak gelir. Abla sen iyi misin? Ya niye biliyor musun şimdi? İyiyim, iyiyim. Ben şeker yemiyorum ya. Zeynep, şimdi şeker yemek benim için kaçamak, gereksiz yani. İnsan kaçamak yapınca hayatından geriliyor. Öyle, öyle ya da böyle yani. Allah Allah. Aa Cerrah abi. Hayır, Gözde, Gözde, Gözde! Cerrah abi. Aa. Merhaba, biz de buradaydık. Hayat Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Ya çok güzel tesadüf değil mi? Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben. Evet. Zeynep'ciğim merhaba. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Sağ olun. İyiyim. Şule, gelir misin? Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz? Mersi. Buyurun, beraber oturalım. De biz de kalkıyorduk zaten, hiç gerek yok. Abla daha yeni geldik. Ay, ya yiyeceğiz hemen, kalkacağız, gideceğiz, alışveriş yapacağız daha sana Zeynep'e. Alışveriş mi? Kemerleri sıkacağız deyip duruyorsun ama. Ben öyle mi söylüyorum Gözdeciğim? Neyse, siz Cerrah abiyle takılın, biz şurada bir ders kitabı bakacağız. Ne kitabı? Ben göstereceğim sana kitabı. Evde var o kitap. Evde var, ben biliyorum, unuttum sana söylemeyi. Yok yok, bu başka bir ders kitabı. Zaten biz siparişler gelene kadar geliriz Zeynep'le. Nerede bu kitapçı? Hemen şurada ya, 5 dakika. Tamam, geç kalmayın ama hemen. Bak 5 dakika uzun sürmesin, hemen tamam mı? Merak ediyorum. Bize katılmaz mısınız? Yok, siz bana yani buyurun, oturun, şey yapın, katılın. Bakıyorum Cerrah abi görünce bir canlanın sonunda. Söz konusu ablamın mutluluğu olunca kendi dertlerimi unutuyorum, ne yapayım? Ama Hayat Hoca da sanki böyle bir telaşlandı. Cerrah abi kıskanıyor bence. Ama zaten Cerrah abinin göz Hayat Hoca'dan başkasını görmüyor ki. Ya evet orası öyle ama ya ablamı biliyorum. Şimdi Cerrah abiyi bir kadınla gördü diye kafasında kuracak, kabuğuna çekinecek. Ama iyi düşündük. Şimdi biz bıraktık ya, onlar konuşurlar. Nedir ne değildir anlaşırlar. Ben aşkı da kaybettim. Ablamın da kaybetmesine izin veremem. Ahit. Merhaba Zeynep. Ne yapıyorsun sen ya? Nişanlımla konuşuyorum. Hala nişanlım diyorsun bir de. Ya, o konu kapandı, neden anlamak istemiyorsun? Hangi konu kapandı? Sen mi karar veriyorsun? Sen benim karım olacaksın. Defol git bak, polis çağırırım. Ablam şurada zaten. Eğer gitmezsen onun da çağırırım. Ablan kim senin? Hayat Hoca. Çok korktum. Bak, ellerim titriyor. Biz sizinle daha önce de karşılaşmıştık ama hiç sohbet edememiştik. Apar topar gitmiştiniz. Ya evet, öyle olmuştu. Trafiğe kalmayayım diye. Evet, konuşma fırsatı da olmamıştı o gün. Şule benim avukatım. Hah. Hayat Hanım da Koray'ın öğretmeni. Öyle mi? Siz Cerrah Bey'in avukatı mısınız? Evet, uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Aile gibi olduk artık. Evet, biraz öyle oldu. Ben Cerrah'ın her şeyini bilirim. Tüm sırlarını. Değil mi? Ben
yani insan hayatında pek sır sevmiyorum yani. İnsan dediğin apaçık olmalı. Böyle şeffaf. Çok tatlısın hayat. Öyle mi? Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Cahit, bak ben okuyacağım. Ben evlenmek istemiyorum. Sırf babam için kabul ettim ama yapamam. Sana daha söylemedi değil mi Necla? Neyi söylemedi? Ya bırak laf anlatma şuna. Polis çağıralım. Elimizde kapı gibi koruma kararı var. İçeri girsin de aklı başına gelsin biraz. Arkadaşını sen mi susturursun, ben mi susturayım? Susmazsam ne olur, beni de mi bıçaklarsın? Gözde ne olur, sakin ol. Zeynep, bana bak. Ben seni seviyorum. Heves falan değilsin benim için. Benim karım olacaksın. Konu kapandı Cahit. Neden anlamak istemiyorsun ya? Ne olur bir daha karşımıza çıkma. Etrafındakiler ne kadar güzel işlemişler seni. Ama sen dikkat et, onlara kaptırma kendini. Senin yolun belli. Yeter, ben polis arıyorum. Eğer sen kendin gelmezsen, ben getirmesini bilirim seni o yola. Göze tamam. Tamam bak, gidiyor. Sindirebileceğini sanıyor, beyinsiz. Ne diyecekti acaba? Kim? Üvey annem. Ne diye söylemedim sana diye. Ya aman, şunun laflarını ciddiye alma. Yalnız ablamı bunu anlatırsak olay çok fazla büyür. Anlatmayalım zaten, telaşlanmasın o da. Tamam, hadi gidelim o zaman. Tamam. Yani bence insanın sırları olmalı hayatta. Yoksa düşünsenize, her şey çok sıkıcı olurdu. Açık kalp ameliyatı gibi olurdu hayat. Ben bu konuda biraz Hayat Hanım'a katılıyorum. Yani açıklık güvendir. Doğru, ben de öyle düşünüyorum. Bunu bana siz öğrettiniz. Ah, benim şoförüm gelmek üzere. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hadi. Ay, otursaydınız ne güzel sohbet ediyorduk. Kalsaydınız ya biraz daha. Ya o kadar yoğunum ki. Yani başımı kaldıracak vakit bulamıyorum. Keşke ben de öğretmen olsaydım. Mesai bitiminde kimse aramazdı beni. Ama Hayat Hanım öyle bildiğin öğretmenlerden değil. Şöyle. Bunun mesaisi hiçbir zaman bitmez. Ay cerrah bey, estağfurullah. Ben görevimi yapıyorum. Bir de böyle alçak gönüllüdür. Yapmayın. O zaman... Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere şöyle. Yarın düğüne geliyorsun değil mi? Yarın? Söz vermiştin ya. Ha. Siz de benimle gelmez misiniz? Nereye? Düğüne. Ne düğünü? Bizim satın alma müdürünün oğlunun düğünü. Ay Cerrah Bey, bilmem ki ya, benim ne işim var şimdi o. Sen beni kırmayın. Cerrah ısrar etmesene, kadıncağızın belki işi gücü vardır. Tamam. Peki, geliyorum. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Peki. Size iyi eğlenceler. Ay, tam zamanında. Sağ ol. Dikkat edin, o sıcakken şey yapıyor, yakıyor birazcık. Şey yapmayın, yanmasın ağzınız. Beni kırmayıp teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne? Siz olmadan orada canım çok sıkılacaktı. Önemli değil, bana da değişiklik olacak zaten. Şule Hanım şey dedi, sizin sırlarınıza hakimmiş. Herhalde çok fazla sırrınız var. Bir tane değil benim anladığım kadarıyla. Yok canım, ne sırrı? Yani öyle laf olsun diye söyledi. Ama krema normalde koysalar. Kremayla çok güzel oluyor da işte unutmuşlar krema koymayı. Neyse, önemli değil. Böyle de güzel. Sizin benden sakladığınız bir şey yok yani, değil mi? Yok. Tabii ki yok. Memnun oldum. Çok iyi. Bunun kreması gitmiyor bu. Krema açmıyor. Krem, pardon. Pardon, krema... Krema alabilir miyiz?
Burak. Duyduklarım doğru mu abi ha? Doğru. Nasıl abi ya? Nasıl ya? Ya biz seninle arkadaşların öze kardeş değil miyiz? Benim kardeşim böyle bir şey yapmaz. Sevdiği kızı topunu ağzına koyup harcamaz böyle. Ya gaza geldim oğlum ya, gaza geldim. Yoksa yapmazdım. Ya sen ne zamandan beri o zividinin gazına gelip kendini harcıyorsun ya? Ya oğlum korktum, korktum. Göz de ona dönecek diye korktum. Gözlerinin halini gördün mü? Sabahtan akşama kadar ağladı kızcağız. Koray'la falan işi olmaz. Olsaydı senin için bu kadar üzülmezdi. Ben zaten asıl onu üzülüyorum. Köpek gibi pişmanım oğlum ya. Anlatamıyorum ben. İçim yanıyor, içim. Anlatmana gerek yok zaten. Şu haline bak. Gel buraya, gel, gel, gel. Salaksın oğlum sen, salaksın. Şu kadarcık beyin yok lan sizin. Oğlum harbiden sallam ya. Ya da bu kız benim aklımı başımdan aldı, artık doğru düzgün düşünemiyorum. Tamam, tamam. Merak etme, halledeceğiz bu şekilde. Ya oğlum neyi halledeceğiz? Hangi birini halledeceğiz? Gözde de sen yüzüme bakmıyor. Bizim çocuklar hepsi bana sırtını döndü. Bizimkiler affedersin, sen merak etme. Biz ne badireler atlattık oğlum. Yani Gözde de zamanla yumuşayacak, bak gör. Hayat Hoca, onun da gözünden düştük. Vallahi Hayat Hoca konusunu bilemem. Sen şimdi sağlam fırçasını yemişsindir Hayat Hoca'nın. Hem de ne fırça abi? Ya resmen bana Gözde'den uzak dur dedi ya. Yapma ya. Ne yapacaksın? Vaz mı geçeceksin? Ya vazgeçer miyim oğlum? Tanımıyor musun sen beni? Ha şöyle, ha şöyle. Gel buraya, gel. Bu sefer kardeşini yanıltma, tamam mı? Ha? Bu sefer kardeşini yanıltma. Yok abi. Bu sefer yanıltmayacağım. Ben bu kızı harbiden seviyorum. Şimdi daha iyi anlat. Beni affetmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. O zaman tek çare boşanmak. Neden tek çare boşanmak olsun? Vazgeçmek çok mu zor bu kadından? Ya yapamıyoruz, denedik kaç kere. Ya Sevda da üzülüyor, bak sen görmüyor musun bunu? Kızını bu kadar düşünüyorsan Samim, yuvanı terk etme. Bitir o ilişkiyi, evine dön. Samim, ben seni affetmeye hazırım. Kaç yıllık evliliğimiz, kaç yıllık emeğimiz. Vazgeçme bizden Samim, bırakma bizi. Suna yapamam, yapamam. Bitti bu iş artık. Ben o kadını seviyorum ya. Seviyorum. Seviyorum diyor. Hatasından dönmeye de çalışmıyor. Annem de hala bunun için zırlıyor ya. Ne işin var senin burada? Ya sana geliyordum. Yani bana vuracak kadar kızdırdıysam seni, bir özür dilemem gerek diye düşündüm. İyi. Diledin özrünü. İyi akşamlar. Ya Sevda. Ya eskisi gibi iyi arkadaş olalım seninle. Bak. O öpüşme olmadı farz edelim, tamam mı? Ama oldu Koray. Hani seninle bir film izlemiştik. Sevgililer ayrıldıkları zaman hafızalarını sildiriyorlardı ya. Biz de öyle yapalım. O öpüşme sahnesini silelim hafızamızdan. Kusura bakma Koray. Elimizde öyle bir teknoloji yok. Ya ne yapmam gerekiyor beni affetmen için ve o sahneyi hafızamdan silmem için? Ha?